Terör olaylarının arttığı 24 Temmuz'dan bugüne kadarki bilanço açıklandı. Bu süreçte 393 kayıp verdik, 3953 terörist öldürüldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de operasyonlar tamamlandı ama sokağa çıkma yasağı sürüyor. 7 Haziran'dan sonra Güneydoğu'da başlayan terör olayları 24 Temmuz'dan sonra şiddetini arttırmıştı. İşte bu tarihten günümüze kadar geçen sürecin raporu çıkarıldı. Bu rapora göre operasyonlarda 3953 terörist öldürüldü. Terör örgütüne ait 1451 silah, 1528 el bombası, 154 RPG, 8 doçka ve 6 havan ele geçirildi. Operasyonlarda kaybettiğimiz güvenlik görevlisi sayısı da hayli yüksek. 20 subay, 55 as subay, 123 uzman, 34 er, 153 polis ve 8 korucu. Toplamda 393 güvenlik personelini yitirdik. 1271 asker, 755 polis ve 24 korucu yaralandı. Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde operasyonlar sona erdi. 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Cumhuriyet, Orman, Mezarlık, Eski Kışla, Yeni, Yeşildere, Esentepe, Güngör ve Dize mahallelerinde operasyonlar başlatılmıştı. Teröristlerce kazılan çukurların kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre operasyonda 196 terörist öldürüldü, 214 barikat kaldırıldı, 135 hendek kapatıldı, 2 ton 220 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi, 286 EYP imha edildi. Güvenlik güçleri teröristlerce yerleştirilen patlayıcıların imhası, barikatların kaldırılması ve çukurların kapatılması için detaylı arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.